Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım, 21 Eylül'de Türkiye saatine göre sabah 2:54'te 28 derece Balık burcunda Dolunay meydana gelecek. Dolunaylarda Güneş ve Ay tam karşıt açıda bulunur. Bu yüzden Güneş Başak burcunda, Ay Balık burcunda gökyüzünde ve an haritasında Aslan burcunun 10 derecesi yükseliyor. Dolunayda haritanın 3. ve 9. evlerini etkiliyor. 9. evde parlayan bir Balık dolunayı. Balık son burç, biliyorsunuz 12. burç. Su elementinin değişken niteliklerini taşıyor. Yöneticisi, klasik yöneticisi Jüpiter'dir. O Kova burcunda. Modern yöneticisi de Neptün'dür. O da zaten Balık burcunda. Yani Neptünyen etkileri de çok güçlü olan bir dolunay. Duygularımızın güçlendiği, hassaslaştığımız, derinleştiğimiz bir dönem aslında. Maneviyat, ruhsal konular, sezgiler, ilhamlar, merhamet, yardımlaşma Balık burcuyla alakalıdır ve bu dolunay bu hassasiyetleri çok ön plana çıkarabilir. Sezgilerimizi dinlemek, hayata biraz daha ruhsal pencereden bakmak, ilhamlar almak, büyük resme odaklanmak, vizyonlar oluşturmak, daha idealist olmak mümkün bu dolunayda. Tabii ki bunun olumlu yanları olabileceği gibi biraz dikkat edilmesi gereken yanları da var. Evet, şimdi dolunay an haritasındaki genel açılara baktığımızda burada Plüto'nun yine olumlu bir sekstil açısı var. Hem Neptün'le hem Ay'la. Plüto Oğlak'ta güç ve güven veriyor aslında. Yani biraz daha böyle otoriteden destek almak, somut konularda, maddi konularda, iş kariyer konularında hani daha güvenli zeminler oluşturmak açısından güçlü bir destek açısı var. Jüpiter'in, yönetici Jüpiter'in Kova burcundaki pozisyonunu görüyoruz ve Neptün yine burada Balık burcunda çok hassas ve güçlü, yine Güneş'in karşısında yerleşmiş durumda. Biraz hani çok idealist ve çok vizyoner olabiliriz ama bu bazen çok kaotik bir durum da yaratabilir. Yani aşırı idealist olmak, bazen aşırı inançlar ve duygularla hareket etmemizi sağlayabilir. Gerçeklerden uzaklaşıp hayallerin, ideallerin arasında kaybolabiliriz. Hem kendimizi kandırabiliriz, hem başkalarını kandırabiliriz ya da başkaları bizi kandırabilir. Bu karışıklıklar, kaos, belirsizlikler özellikle düşüncelerimizde, planlarımızda etkili olabilir. Söz konusu düşünceler, inançlar, idealler olduğunda biraz daha bunları gerçekçi zeminlere oturtmakta fayda var. Dolunay 9. evde olduğu için 9. ev tabii ki inançlarla alakalı, geleceğe bakış, yani hayattan beklentilerimiz, umutlarımız, manevi konular, eğitim hayatımız, akademik konular, hukuksal konular, yabancılarla ilgili konular, uluslararası konular, seyahatler 9. evle alakalıdır ve buralarda işte biraz karışık ve kaos içerikli durumlarla da karşılaşabiliriz. Ay düğümleri ikizler ve yay aksında. Kimler daha fazla etkilenecek? Evet, herkes aynı şekilde etkilenmiyor biliyorsunuz yeni ay ve dolunay döngülerinden. Şimdi kimler etkilenecek? Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçlarımız, yani Balık, Başak, İkizler ve Yay burçlarımız 28 derece ve yakınlarında Güneş burcu, yükselen burcu ya da kişisel gezegeni bulunanların etkilenmesi mümkün görünüyor. Bu derece yakınlığını 25 dereceden itibaren alabilirsiniz. Şimdi burcun son derecesi olduğu için 28 derece doğal olarak öncü burçlar da etkileniyor aslında. Yani öncü burçların İlk 3 derecesinde bulunanlar da etkilenebilir. Yani Koç, Terazi, Yengeç ve Oğlak burçlarının 0-3 derecesi arasında yükselen burcu, Güneş burcu, kişisel gezegeni bulunanlar da yine o gezegenlerin sembolize ettiği konularla ilgili bir dolunay tesiri alabilirler. Dolunaylarda her şey biraz daha görünür hale gelir aslında. Farkındalıklarımız artar. Tansiyon biraz yükselir. Yeni aydaki girişimlerimiz daha görünür hale gelir. Belli bir aşamaya gelir, olgunlaşır ve sonuç verir. Geçtiğimiz Başak yeni ayının da etkileri olabilir bunlar. Veya Mart ayındaki Balık yeni ayında başlamış olan bazı konuların da sonuç verdiği bir dönem olabilir. Bu şekilde de değerlendirebiliriz. Şimdi 28 derece balık çok güçlü bir derece. Şat yıldızıyla birleşiyor ki bu yıldız hem güçlüdür hem de biraz üzüntülerle, olumsuzluklarla ilgilidir. Maneviyat ve ruhsallık anlamında çok derin bir yıldızdır. Yani yaratıcılığı arttırır, ilham verir, sezgileri güçlendirir. Bu yönü güçlü olanların, yani ruhsal derinliği olan, manevi yönü güçlü olanları daha olumlu etkileyebilir. Ancak bu yıldız gerek kişisel ve gerek toplumsal alanlardaki kayıplar, sıkıntılar, acılar, ölümler, trajik olaylarla da ilgilidir. Mesela Neptünyen bir yıldız özellikle sular, sıvılar, denizlerle ilgili sorunları, işte deniz kazaları, denizlerde meydana gelebilecek ölümler, boğulmalar ve benzeri durumlarla ilgili olabilir. Kazalarla ilgili olabilen bir yıldızdır. Sulardan gelebilecek zararlarla alakalıdır. Yani aşırı hava şartlarında aşırı yağışlar, fırtınalar, seller, su baskınları olabilir. Zaten son dönemlerde tüm dünyada bu tarz hava olaylarının çok olumsuz durumlarıyla, dengesiz durumlarıyla karşılaşıyoruz. Yaz aylarında da çok yaşadık. Yani bu dönem, bu dolunay etkisi de bu tarz hava şartlarında olumsuzluklar ve yağışlardan gelebilecek yine dengesizlikler ve zararlar getirebilir. Temkinli olmakta fayda var tabii ki. Bağımlılıklara dikkat etmek gerekir. İlaçlardan, sıvılardan, işte alkolden gelebilecek zararlar olabilir örneğin. Yine hastalıklara da işaret eden bir dönem. Şimdi ülkemizin 10. evinde meydana geliyor Türkiye haritasının balık dolunayı ve ay burcumuz bizim ikizlerde, 29 derece ikizlerde, yani halkı temsil eden aya tam bir kare açı yapıyor bu dolunay aslında. Şimdi ülkemizin yükselen burcu da yengeçtir. Ülkemizin genel itibarı belki biraz daha bu dolunayla beraber ülkemizdeki bazı şeyler daha dikkat çekici hale gelecek. Bunlar neler olabilir? 9. ev konularını özellikle işaret ediyor. Tabii ki her türlü uluslararası ilişkiler, özellikle sınırlarımızla ilgili konular, seyahatler, işte uluslararası seyahatlerle ilgili belki yasal bazı konular, yine pandeminin etkileri, pandemi ve aşılarla ilgili belki süreçler. Göçmenler konusuna çok dikkat çekiyor olabilir. Göçmenlerle ilgili hassasiyetler çok artıyor. Bu göçmenlerle ilgili konuların yine ülkemizin genel durumu, halkımız ve bunun üzerindeki tesirleri bir şekilde bu dolunayda hani daha belki rahatsızlık yaratabilecek, biraz hani o karmaşa ve kaos etkisini arttırabilecek durumları görünür hale getirebilir. 10. evimizde olduğu için yönetim ve hükümetle ilgili bazı zorlanmalar olabilir. Liderlerle ilgili bazı sağlık sorunları da olabilir. Yani bu bir şekilde fark edilebilir, görünür hale gelebilir. Yöneticilerimiz ve liderlerimizle alakalı özellikle ülkemiz içerisinde gündemler olabilir. Hastanelerimiz, sağlık alanı, hatta hapishanelerle ilgili konularımız gündemde olabilir. Bazı hastalıklarla bağlantılı düzenlemeler söz konusu olabilir. Buradaki zorunluluklar, hassasiyetler öne çıkabilir. Büyükbaş hayvanlarımıza da dikkat etmekte fayda var. Yani genel tarımımız, topraktan aldığımız verim ve genel ülkemizin özellikle hayvanları ve büyükbaş hayvanlarıyla alakalı da bazı hastalıklar olabilir ya da buralardaki düzenlemeler olabilir. Bunlar da bazı gündemler ülkemiz içerisinde öne çıkabilir. Şimdi dolunay her birimizi tabii ki az veya çok etkileyebilir. Bireysel haritalarımız özellikle yükselen burcumuza göre balık burcunun bulunduğu ev alanı daha fazla dikkat çekecek bu dolunayda. O yüzden yükselen burcunuza göre kısa kısa dolunay etkilerinden bahsetmek istiyorum. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, balık dolunayı 12. evinizi aydınlatacak. Biraz hayata daha duygusal baktığınız, biraz manevi anlamda derinleştiğiniz bir dönemdesiniz. Sezgileriniz çok güçleniyor. Yardımlaşma temaları öne çıkabilir hayatınızda. Yani ihtiyaç sahipleriyle ilgilenmeniz gerekebilir. Biraz böyle toplumsal hedeflerinize odaklanabilirsiniz bu dönemde. Genel sağlığınız, ruhsal, fiziksel, bedensel sağlığınızla ilgilenmeniz, şifa, terapi, arınma çalışmaları yapmanız mümkün. Ve balık aslında bırakmakla ilgili, hayatımızdan bir şeyleri çıkarmakla ilgili. Bu sizin için gerekliliği kalmamış bir şey de olabilir. Belki bir zararlı alışkanlığınızı, bir bağımlılığınızı bırakacaksınız bu dolunayın da tesiriyle. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, balık dolunayı 11. evinizde. Bu uzun süredir üzerinde çalıştığınız bir projenin sonuçlanması olabilir, bir başarı elde edebilirsiniz. Maddi manevi elde edişler getirebilir bu balık dolunayı size. Belki son 6 aydır beklediğiniz bir konuda olabilir bu. Biraz daha bu duygusal bir dolunay, duygusal etkilerle tabii ki romantik konular da devrede olabilir hayatınızda. Sosyal alanlarınızda, arkadaş ilişkileriniz, ait olduğunuz bir grup çalışmasında da bir belki karar aşamasında olabilirsiniz. Buralarda da bazı dönüşümlerle karşılaşabilirsiniz. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, balık dolunayı kariyeriniz, geleceğinizle ilgili hedeflerinizi özellikle belirliyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz, yükselen burcunuz 28 derece ve yakınlarındaysa sizin için çok daha etkili bir dolunay olduğunu söyleyebilirim. Belki bir tamamlanma süreci, yani bir görevin sonlanması da olabilir, bir işten ayrılma olabilir. Kendi işinizi kapatma veya başka bir işe transfer olma, görev değişimi, yer değişimi olabilir. Ailenizle ilgili konular, ebeveynlerinizle ilgili konularda bu dolunayda belki sizi duygusal olarak etkileyebilecek bazı tesirler yine çok fazla gündemde olabilir. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, balık dolunayı 9. evinizde olacak. Aslında hayata daha iyimser baktığınız, daha idealist baktığınız, sezgilerinizin, yaratıcılığınızın arttığı bir dönem. Biraz vizyonunuzu geliştirin. Çünkü bu balık gerçekten çok güçlü vizyonlar oluşturabilir size. Hedeflerinize odaklanın. Bu belki akademik bir konuda bir sonuca varacaksınız ya da kararsız bir şeyler netleşecek bu dönemde. Uluslararası konular, yurt dışı hedefleriniz varsa her şey biraz daha görünür hale gelebilir bu süreçte. Belki hukuksal bir konunuz var. Burada da bazı sonuçlanmalarla karşılaşabilirsiniz. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, balık dolunayı daha çok parasal konular, borç alacak konuları, kredi konularını özellikle işaret ediyor. Yani hisseli paralar, eşinizin parası, ortaklı girişimler olabilir. Belki bir miras, bir nafaka, bir tazminat, belki bir burs beklentisi bu dönemde görünür hale gelebilir. Bunlarla ilgili bazı dönüşümler yaşayabilirsiniz. Sağlıkla ilgili ruhsal, bedensel, zihinsel bazı şifa çalışmaları olabilir. Belki bir psikoterapi, belki bir ameliyat, operasyon da gündemde olabilir. Sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar, sizin için güçlü bir dolunay. 7. evinizde, ilişki evinizde olacak. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz özellikle 28 derece ve yakınlarındaysa ilişkilerinizle ilgili önemli bir dönüm noktasında olabilirsiniz. Evlilik kararları olabilir tabii ki, ya da işbirlikleri olabilir. Ortaklı ilişkilerinizle ilgili konular var gündemde. Evlisiniz, partnerinizle ortaklaşa bazı kararlar vereceksiniz. Belki evliliğinizi başka bir aşamaya taşıyacaksınız. Her türlü ilişki dinamiğinizde bazı gizli olan konular da netleşebilir. Yani farkındalığınızı arttıracak, ilişkilerinizle ilgili farkındalığınızı arttıracak gelişmeler de gündemde olabilir. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, balık dolunayı günlük hayatınız, iş hayatınız, mesleğinizle ilgili konuları aydınlatıyor. Evet, bir iş beklentiniz burada sonuç verebilir ya da süregelen iş hayatınızda, mesleki konularda, çalışma düzeninizde bazı dönüşümler yaşayabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişiler, hizmet aldığınız kişilerle ilgili de gelişmeler olabilir. Belki işten ayrılan bir yardımcınız olabilir mesela. Sağlığınıza dikkat edin, çünkü sağlıkta hassasiyetler oluşturabilir bu dolunay. Belki hayatınızı iyileştirmek adına bazı bağımlılıklarınızı, alışkanlıklarınızı bırakacaksınız. Ya da bir diyete başlayacaksınız. Beslenme düzeninizi tekrar gözden geçireceksiniz. Kendi sağlığınız olduğu kadar evcil hayvanlarınız ve evcil hayvanlarınızla ilgili konular da çok gündemde olabilir. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, Balık dolunayı 5. evinizi aydınlatırken romantizm çok uç noktada. Venüs de zaten burcunuzda. İlişkiler, aşk, romantik konularda çok hızlı gelişmeler var. Duygularınız da çok güçlü. Bazen hayallerinizdeki bir ilişkiye de kavuşabilirsiniz tabii ki. Belki böyle aşırı romantik etkiler olacak. Heyecanınız artacak. Aşk hayatınızda, ilişkilerinizle de ilgili, yani ilişkinizi belki daha başka bir boyuta taşıyacağınız önemli kararlar da verebilirsiniz. Ya da evlisiniz, çocuk sahibi olmak istiyorsunuz. Çocuklarla da ilgili yine gelişmelerin olabileceği, önemli farkındalıkların olabileceği çok güçlü bir dolunay. Sanatsal anlamda da çok bereketli etkiler var. Sanatla uğraşıyorsanız, yaratıcı bir şeylerle uğraşıyorsanız yeteneklerinizi çok üst boyutta değerlendirebilirsiniz bu dolunay döneminde. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, balık dolunayı sizin için önemli. Özel yaşamınız, eviniz, yuvanız, ailenizle ilgili konuları aydınlatıyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz 28 derece ve yakınlarındaysa. Özellikle ev alma, satma, aile olma, evlenme, yuva kurma, evden ayrılma, ebeveynlerle ilgili konular çok daha belirgin bir şekilde hayatınızda gündemde olabilir. Daha duygusal bir dönemdesiniz. Aile içi ilişkileri önemsiyorsunuz. Biraz korunma ihtiyacı içindesiniz. Evde daha fazla zaman geçirebilir. Evde bazı oluşumlar yapabilirsiniz. Bu yer değişiklikleri olabileceği gibi belki evde bir iş hayatı ya da evde yapabileceğiniz bir işe de karar verebilirsiniz bu dönemde. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, balık dolunayı 3. evinizde, sezgileriniz çok güçlü. Sezgilerinizi dinlerseniz çok önemli farkındalıklar elde edebilirsiniz. Rüyalarınız da etkili. Çok spiritüel yetenekleriniz de ön planda. Bunu tabii ki böyle becerileriniz, sanatsal yaratıcı çalışmalarınızda değerlendirebilirsiniz. Bu dönemde güzel seyahatler olabilir. Eğitimle ilgili bazı hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Kardeşler ve yakın çevre ilişkileriniz, özellikle komşu ilişkilerinizde çok daha duygusal, belki yardımlaşma temalarının öne çıktığı bir süreçte olabilir. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, balık dolunayı para alanınızı aydınlatırken bazı parasal hedeflerinize ulaşmanız mümkün. Maddi durumunuz daha görünür hale gelirken gelirleriniz, kazançlarınız ve bütçenizle ilgili önemli farkındalıklar kazanabilirsiniz tabii ki. Burada idealist olmanız mümkün. Parasal anlamda yaratıcılıklar mümkün. Sezgilerinizi dinlediğinizde tabii ki maddi durumunuzla ilgili önemli gelişmeler olabilir. Ama çok da gerçeklerden uzaklaşmamakta, özellikle para konularında fayda var sevgili kovalar. Ve sevgili balıklar, sizin dolunayınız. Evet, özellikle güneş burcunuz 28 derece ve yakınlarındaysa, yükselen burcu balık olanların, 28 derece ve yakınlarında yükselen burcu olanların çok önemli bir dolunay etkisinde olduğunu söyleyebilirim. Kendinizle ilgili, hayatınızın şu döneminde içinde bulunduğunuz durumlarla ilgili önemli farkındalıklar var. Sezgisel açılımlar var bu dönemde. Yaratıcılığınız ve duygularınız çok ön planda, çok hassassınız. Bu hassasiyeti tabii ki olumlu bir şekilde de yönlendirebilirsiniz hayatınızda. Ama biraz hani özellikle ilişkilerde veya kariyer hedeflerinizde zaman zaman belirsizlikler de hissedebiliyorsunuz. Bu dönemde biraz sakin kalıp iç sesinizi dinlemeye çalışın. Bedensel olarak kişisel imajınız, görünümünüzde bazı değişimler yapabilirsiniz. İmaj değişimleri gibi, güzellik, estetik gibi konular özellikle öne çıkabilir. Aşk hayatınızda, romantik konularda önemli destekleriniz var. Sağlık alanlarında da bazı hassasiyetler olabilir. Hani genel bağışıklığınıza dikkat edin. Biraz böyle psikosomatik problemler, bazı kronik alerjiler dolunaylarda daha görünür hale gelebilir. Hani bedensel olarak hassas olduğunuzu unutmayın. Genel alışkanlıklarınızı, beslenmenizi bu anlamda, bu farkındalıkla belki düzenleyebilir. Bazı iyileşme çalışmaları da yapabilirsiniz. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilincokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.